Sevmediğim, yiyemediğim sosları katmıyorum. Normalde buna başka soslar da giriyor herhalde. Ama ben katmıyorum.
choice but decide with the one I cannot trust. August 1359. Bunu gerçekten denemelisiniz. Bunu normal biber salçasıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şey, hani Kore'nin salçası şart değil.
Etindedir Tayyip. Bunu başım de. Hakkıyo. Bu. İko. Unutma. İko ya. Pronto. Να το μόνο και έτσι. Ναι, μάλιστα. Μπορείτε να πω κορένιν καβούνου διεύρυνες πουνα. Σαν να γερεξής πάλι, bu sezonda. Biraz insin, sonra alıp size göstereceğim bunu. İgo, nasıl buya? Kiyovo. 이거는 뭐죠? 숙떡. 이거 맛있어요. 이것도 숙떡이죠? 예, 이건 껌을 털리는 거고. 이제 그거는 비빔치 케이크, 아마 쉐이, 닭도, 그래서 다 닭도. 안녕하세요. 죄송한데 충격을 만들어서. 네. 와 이쁘다. Çok fazla yapmayacağım çünkü dediğim gibi diyete başlayacağım için büyük ihtimal ben bunu kullanacağım yakında. Ama şöyle bakınca o kadar güzel ki içi falan. Tek sorun çok şey. Ekşi. Şimdi kaynamaya başladı. Herkesin bildiği gibi reçel yaparken limon suyu koyuluyor. Limon suyu koydum. Ben reçeli kaynattığım şeyi değiştirdim tencere çünkü dibine yapıştı. Şimdi görünüş olarak bu şekilde hala çok sıcak. Bu arada Kore'ye geldiğimden beri bir alışkanlık oldu bende. Kore'de reçel tarzı şeyleri su koyup böyle içiyorlar. Ve gerçekten çok lezzetli oluyor. İleriki zamanlarda öyle bir şeyler de yaparız büyük ihtimal. Şimdi hemen bir yemek yemem lazım. Aşırı derecede acıktım. Bugün bir bimyan yapacağız. Yakında diyete başlıyorum o yüzden. Canım neyi çekiyorsa her şeyi yiyip ondan sonra diyete başlayacağım. Bu arada bunun eriştesi şeyden daha farklı. Ramyondan daha farklı. Daha böyle ince bir erişte.
bir tane de kimbabım var. Normalde kimbapla nuzu birlikte yenmez ama hem bunun zamanı geçmek üzere hem de çok merak ediyorum. Normalde ben kimbap sevmem. Ama neden bilmiyorum, resmen kimbap aşerdim bu sıralar. Sürekli kimbap kimbap diye dolaşıyorum etrafta. O yüzden gittim ve bir tane kimbap aldım. Çok fazla yemeyeceğim. 3-5 tane alacağım içinden. İçi böyle gözüküyor. Yiyebilen bir insan değilim normalde. Bu da reçel tarzında bir şey.